Herkese merhaba. Bu sezonun 3. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz GT40, ittifak savaşında oldukça başarılı bir ittifaktır ama prestijleri düşüktür. Benim takımım bu kez Havok, Quake ve Falcon. Bu sezon ilk defa Havok alıyorum. Nihayet takıma geldi. Hem de Falcon'la beraber. Evet, bu kez yolum sağdan başlıyor. Global karomuz koruma. Ortadan devam edeceğiz. İlk rakibimiz Annihilus. Annihilus'un karosunda hiçbir şey yok. Takviye dengesizliği var. Burada Warlock çok sinir bozucu oluyor. Neyse ki Warlock yok. Ama gene Warlock kolayca tekleniyor Annihilus'u teklediğimiz gibi. Sadece biraz canımızı alıyor. Güçlendirme basıyoruz, sorun morun kalmıyor. Evet, el becerisi ağır saldırı yöntemiyle buradaki Annihilus'u kolayca indireceğiz. Yine Quake savaşlarımı hızlandırdım sıkıcı olmasın diye. Çünkü birkaç Quake savaşım var hala. Evet, ilk rakibimizi aldık. Sonraki yollarda daha çok zorlanacağım için bu kez 8. yola gönderdiler herhalde beni. Normalde ben 5. yola gidiyorum. Evet, ikinci rakibimiz Dormammu. Burada da takviye dengesizliği var. Klasik aynı karo. Sadece bir de iyileşme engeli var pasif bir şekilde. Sınıf avantajı olduğu için çok daha kısa sürecek bu savaş. Evet, son dakika. İki combo yedik arkadaşlar. Yani iki dayak yedik Dormammu'dan. Ondan canımız gitti biraz. Kombosunu bitirmeden geriye çekilince ağır saldırıyı bıraktım refleksen. Orada iki kere vurdu bana. Neyse ki combo yapmadı. Çok daha fazla canım giderdi. Ve pot basmam gerekebilirdi. Az bir canım gittiği için pot basmıyorum. Evet, şimdi Morningstar'a gireceğiz. Yani sabah yıldızı. Yine takviye dengesizliği var. Zor değil. Gene aynı taktikle alacağız. El becerisi ağır saldırı. Tabi bu canla eğer mini boss'a veya boss'a girecek olsaydım pot basardım yani. Hiçbir mini boss'a veya boss'a az canla girmiyoruz. %90 canımızın altındayız değilse yani mutlaka basıyoruz potu. Evet, şimdi birinci sektörün mini boss'una geliyoruz. The Integral'e selamlar. Evet, The Integral emriyle karşılaşma şansımız oldu bu savaşta. Kendisi GT40'ta şu anda. Evet, Elsa Bloodstone karışım ustası karosunda Havok kullanacağız. Bu savaş aslında benim değildi, başka bir arkadaşındı. Ama uyumak zorunda kalınca ben girdim. Evet, Elsa'da dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Asla kaçışını tetiklemeyin. Çünkü karışım ustasından kaçarsa size kontra atak yaparak kaçar. Ve saldırıya açık hale gelirsiniz. Direkt üstünüze koşup size vurursa çok canınızı alabilir. Ondan... siperledikten sonra böyle hafif orta sağ kombosunu yaptıktan sonra hiç dokunmuyorum ona. Onu siperletene kadar tekrar. Manyeto'nun dövüş öncesi yeteneği de var. Onun üstünde yardımcı oluyor bana. Ekstra saldırı ve pasif sersemletme. Güç odaklanması 1 olduğu için de rahatça saldırıyorum ona. L2'si dolmuyor çünkü. Kolay dolmuyor daha doğrusu. L1'ini attırdıktan sonra ona vurmuyorum kesinlikle. Hemen L3'ümü atıyorum. Bu arada burada %200 mutant güçlendirmem de var. Önemlidir buradaki boss için basmaya. Evet, gördüğünüz gibi hemen L2'm geldi. Onu da atıyorum. Ve indirdik. Emre abiye tekrar selamlar. Evet, ortadan devam ediyoruz bu kez arkadaşlar. Sıradaki rakibimiz Köstebek Adam. Köstebek Adam buraya pek uygun değil bence. İyi bir seçim aslında ama ben pek uygun bulmuyorum. Burada çeşitli karolar var biliyorsunuz. Kinetik aktarım, başıboş ve irade gücü karosu var. Yine Manyeto X7'nin dövüş öncesi yeteneği var. Böylece Köstebek Adam siperleri temizleyemiyor ve canavar kütlesi basamıyor. Bu sayede Blon'a da rahatça vuruyorum. Hiç durdurulamaz açamıyor çünkü. L2'sini attırıyorum genelde çünkü L2'si o kadar uzun sürüyor ki bitene kadar durdurulamaz bitiyor. Evet, bakın 2 saniyecik kaldı durdurulamazın bitmesine, bitti bile. L1'ini attırmamak için siper yaptırıyorum. Kinetik aktarımdan faydalanıyorum. Ve L2'sini getiriyorum. Hala %200 mutant güçlendirmemiz devam ediyor bu arada. Üstüme gelen zırh kırmadan da canımı fulluyorum biraz. Arttırıyorum. Çok güzel bir özellik. Evet, 10 plazma yükümüz oldu. Hemen atıyoruz L3'ümüzü. Burada Köstebek Adam yok oluyor burada. Sadece canavarla savaşıyoruz resmen.
L3'üm hemen doluyor gene gördüğünüz gibi o kadar hasar verince. Hemen tekrar atıyorum. Ve indirdik gördüğünüz gibi. Mutant güçlendirmesi çok fark ediyor gerçekten Havok için. Evet, şimdi sol yapacağız. Arkadaş enerji verdi ortaya. Sıradaki rakibimiz Claire Voyant. Claire için oldukça uygun bir karo ama Quake kullanacaksak hiçbir anlamı kalmıyor o karonun maalesef. Gene Quake kullanacağım. Evet, burada Steady Build Up karosu var. Türkçesini unuttum. 3 tane zayıflatıcı alırsak üstümüze engellenemez oluyor. Üstümüzde 0 zayıflatıcı kalana kadar. Kesinlikle ustalığı kapalı birinin girmesi gerekiyor. Özellikle zehir ustalığı. Sıvı cesaretiniz açıksa burada işiniz zor. Böyle inat karosu varken Bay Fantastic konurdu buraya. Hala konuyor gerçi. Engellenemez olursa ve inat karosu açılırsa yanıyorduk orada. Ondan uygun oluyordu. Claire Voyant'ı da indirdik. Sıradaki rakibimiz Sentinel. Sentinel pek uygun değil bu karoya. Böyle hero'yu koyacak düzgün bir yer olmayınca rastgele atılıyor genelde. Biz de yapıyoruz bunu. Evet, burada gene parçalanan zırh karosu var. Bunu üstüme alıyorum ilk önce. Sonra siper yöntemine başlıyorum. İlk önce el becerisi yapıyorum. Sonra siper'e geçiyorum. Daha doğrusu canım fullenene kadar el becerisi yöntemini yapıyorum. Fullenince siper'e geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi siper'e geçtim. Ve canımı bu karoyla fulledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pot basmak yerine irade gücü ustalığından faydalanıyorum. Bu şekilde hiç eşya kullanmaya gerek kalmıyor. Evet, şimdi Void'e gireceğiz arkadaşlar. Karosu gel git alıkoyma. Ve iki misli kararlılık. Aynı zamanda parçalanan zırh da var. Onu üstümüze almamamız lazım. Void ondan hasar verir bize. Falcon'la gel git alıkoyma karosunu iptal edeceğiz. Onu hedefe kilitlale getirince. Evet, şu anda hedefe kilitlendik. Üstüme gelmedi. Bekliyoruz. Evet, alıkoymamızı yaptık ve karoyu iptal ettik gördüğünüz gibi. Artık rahat, sanki hiçbir şey yokmuş gibi dövüşüyoruz. İki misli kararlılık karosu hiç sorun değil. Çünkü Falcon L1'ini atmadığınız sürece veya L3'ünü atmadığınız sürece rakibin üstüne zayıflatıcı atmaz. Sadece siper zayıflatıcısı atıyor. Evet, kızıl kanatı gene açtık. L2'm garanti kritik vuruyor son darbede. Tabi Void'in zayıflatıcılarından biraz hasar alacağız. Onu ayarlamak arada zor olabiliyor. Falcon'un işte kızıl kanatını ayarlamak falan. L2'sini ayarlamak. Karoyu iptal etmek falan derken Void'i indiriyoruz. Çok rahat. Bir zamanlar buradaki Void çok zorlardı beni. Daha doğrusu çoğu kişiyi çok zorlardı. Evet. Savaşlarıma devam etmeden önce arkadaşlar, ittifaktan arkadaşımın savaşını göstereceğim. Evrimin boyutu karosundaki Killmonger'a girecek Doktor Doom'la. Bay Fantastic sinerjili. Genelde buradaki Killmonger'a Doom kullanmazdık ama Bay Fantastic sinerjili olunca ne kadar etkili olabileceğini görmüş olduk. Evet. Zırh kırmayı atarak Vibranium zırhını bozdu. Böylece yansıtma da açamayacak Killmonger. İnat karosu olmadığı için özel saldırılarından rahatça kaçılabiliyor. Hiç risk almamış. Bütün özel saldırı birinin ilk vuruşlarını bloklamış. Klasik Doom Loop'unu yapacak ondan sonra. Evrimin boyutu hiç önemli değil çünkü rahatça gücünü alıyor Killmonger'ın Doktor Doom. Oyundaki en iyi güç kontrolüne sahip olan hero olduğu için evrimin boyutu hiç sorun olmaz Doktor Doom için. Böyle Doom yokken sadece Magic'la falan oynarken evrimin boyutu karosu çok zorlardı, hatırlıyorum o zamanları. Ama ondan da zor karo arkadaşlar savaşın boyutu kesinlikle. Çok sinir bozucu bir karoydu. Hala da öyle. Evet. İlk hiddetini aldıktan hemen sonra aurası bitmeden L3'ünü atıyor arkadaşlar. İkinci hiddetini alacak. Güzel de hasar veriyor L3. Evet, klasik Doom Loop'unu yapıyor. L1'ini atıyor. Ve iki hiddeti varken hemen L2'sine sarılıyor. Çok güzel hasar veriyor. Ve indi.
Çok güzel bir performans sergiledi Killmonger'a karşı. Evet, şimdi benim savaşlarıma dönüyoruz. Son iki dövüş benim arkadaşlar. İlk önce Warlock'la başlayacağız. Ki zaten diğeriyle başlama şansımız yok. Evet, yakma ve zehir karusu var. Buraya Warlock atılmaz bence arkadaşlar. Rahatça kueklenir. Başta dayak yedim yanlışlıkla. Güçlendirmelerim de hazır. Ağır saldırı. El becerisi yöntemini kullanıyoruz. Warlock siper bağışı, yani sersem bağışı. Burada ağır saldırımı bırakıyorum. Bir kritik vuruyor şansı ve koruması tetikleniyor arkadaşlar. Ondan daha az hasar almaya başlıyor Warlock burada ama hiç risk almıyorum o korumayı kaldırmak için. Direkt dümdüz devam ediyorum yöntemi yapmaya. Ama uzun sürüyor tabii korumayı üstüne aldığı için. Tabii canı çok fazla olmayınca sorun olmuyor bir tane koruma. Quake'le giriyorsak. Ama canı çok fazla olsaydı, böyle full olsaydı sorun olabilirdi. Evet, Warlock'u uzun bir uğraştan sonra ve el ağrısından sonra indirdik arkadaşlar. Bayağı üstüme gelmişti burada Warlock. Sıra boss dövüşünde arkadaşlar, taş adam. Artık taş adamın olmazsa olmaz en iyi counterlarından biri Falcon olduğu için arkadaşlar onu kullanacağım. Güçlendirmelerimi de bastım. Burada Apocalypse dövmüştüm Falcon'la. 4,5 dakika sürmüştü. Taş adamı çok rahat döverim diye böyle yok edilemez güçlendirmesi basmadım. Zaten son iki savaştır basıyordum. Biraz koruyayım dedim. Savaş çok riskli olsaydı, böyle ucundan tehlikeli durumda olsaydı savaş, çok kritik olsaydı basardım tabi. Evet. Özet geçmemiz gerekirse arkadaşlar, Falcon hedefe kilitlenince taş adamın ne korumasını açtırıyor, ne taş yükü bastırıyor, ne durdurulamaz açtırıyor, hiçbirini yaptırmıyor taş adama. Tabi korumasını yine tetikliyor taş adam ama ona kilitlendiğimiz zaman bu korumalardan da az hasar alıyor. Evet, korumasını açtı mesela, bakın hasarı azaltmıyor. L2'mi attım, dümdüz hasar verdi gördüğünüz gibi. Koruma onu koruyamıyor. Ayrıca hedefe kilitliyken global kara koruma da açılmıyor arkadaşlar. Onu da iptal ediyor Falcon. Hedefe kilitli olmadığımız zaman ona hiç vurmuyorum. Evet, canını yarıladık gördüğünüz gibi. Şimdi bekliyoruz. Gelmek üzere ve geldi. Tekrar açıyoruz. Bilim şampiyonu olduğu için çok daha uzun sürüyor hedefe kilitlenme. Ve kopyalı olduğu için 2 saniyede artı. Taş adamın L2'sini attırmak daha iyidir arkadaşlar Falcon kullanırken. Çünkü daha az geri çekiliyorsunuz. 2 kere geri çekiliyorsunuz. L1'de daha çok geri çekiliyorsunuz. Duvara sıkışma ihtimalini düşünerek yani. Evet, %18 canı kaldı arkadaşlar. Son bir cooldown daha bekleyeceğiz. Onu uzaklaştırmak için ağır saldırı atayım dedim. Koruma tetikledi şansı. Ama az bir canı kaldığı için hiç alıkoyma yapmakla uğraşmadım. Direkt dümdüz dövüyorum. Evet, gene iyi hasar veriyor bir korumaya rağmen. Ve tekledik taş adamı arkadaşlar. 2 dakika sürdü. Biraz daha fazla. Evet, bu da son dövüşümüzdü arkadaşlar. Şimdi skor tablosunu gösterelim. Evet. 3-3 bitti arkadaşlar. Hiç olmayacak yerlerde ölündü bu kez. Yani onların 3. grubundan kesinlikle üstünüz. Maalesef savaş mağlubiyetle sonuçlanıyor. 1. grup çok kötü performans sergiledi. Maalesef diyecek hiçbir şey yok. 7-13 bitti gördüğünüz gibi. Ben MVP 1 oldum bu kez arkadaşlar. O kadar kill'den sonra birinciliğe adımı yazdırdım. İkinci de sırada da Kenan var. Tebrik ederim. Evet, istatistikleri göstereyim. Birinci savaş grubu 9 kere öldü. İkinci savaş grubu 1 kez öldü. Biz 3 kez olduk. İkinci savaş grubu da çok iyi iş çıkardı vallahi. Bizim üstümüzde 1 kill verdiklerini hiç görmezdik. Ama birinci savaş grubu gerçekten hayal kırıklığına uğrattı bizi. Savaşı resmen verdi onlara. Evet, 10 saldırgan kill'i, bir de savunma kill'im var. Ya Dominion ya da Dragon Man almıştı galiba, hatırlamıyorum. Evet, inşallah kendilerini toparlarlar sonraki savaşta. Bu gidişatla yani usta bile olamayız. İlk 3 hedefimiz bitti artık herhalde. Evet, videoyu sonlandırmadan önce şunu göstereyim arkadaşlar. İttifak arkadaşlarım bana bunu yapmış. Savaşın MVP'si oldum diye bir kart hazırlamışlar benim için. Takımımı ve ismimi yazmışlar. Süslemişler gördüğünüz gibi, çok güzel olmuş. Görüşmek üzere.